Stüdyomuza hoş geldiniz. Yeni bir ürün açma, inceleme, bir kurulum videosuyla birlikteyiz. Ben Ensar. NAS deyince aklınıza ne geliyor? Network Access Storage. Yani internete çıkabilen hard disk. Burada da QNAP'in iki disk takılabilir modeli olan TS233 ile bir montaj aşamasına geçeceğiz. Ürünün içinde gördüğünüz gibi gerçek zaman saati, yani BIOS pili gibi bir batarya da mevcut. Çünkü ARM tabanlı bir işlemci olsa da elektrik kesintilerinde içerisindeki zaman saati, dosyaların, kayıt ve diğer yazılımların, günlüklerin doğru bir şekilde tutulabilmesi için önemli. Vida kullanmadan montaj edilebilme özelliği oldukça hoşuma giden bir şey. Burada isterseniz vida kullanabilirsiniz ama genelde gerek yok. Ürünü sadece dış kutusunu açmak için bir tane tornavida gerekiyor. Orada da gördüğünüz gibi zaten USB şarj ucu kullandık vidayı açmak için. Seagate Iron Wolf NAS disklerimizi takıyoruz. Bunlar RAID 1 konfigürasyonunda ayna şeklinde çalışıyor olacaklar. Tabi isterseniz RAID 0 da yapabiliyorsunuz. Ama biz burada diskin biri bozulursa ikamesi olsun diye diskleri ikiz bir şekilde kullanıyor olacağız. Bir adet fanla soğutulabiliyor ve o fanın da hızını yine arayüzle ayarlayabiliyoruz. İki tane USB, bir tane Ethernet, hatta ön portta da bir tane USB olması lazım. Bu ürünler oldukça kullanışlılar. Barındırdıkları yazılım arayüzü sayesinde 4 çekirdekli bir ARM işlemci ve 2 GB'lık belleğe sahipler. Bu donanım kapsamında kullanabileceğiniz veri tabanı, PHP sunucusu gibi işlemlerde yapabiliyorsunuz. Şu anda da arayüzüyle devam edelim. Ensatech Solutions çözüm stüdyomuzdan tekrar merhaba. A cihazları bölümünde yeni bir video ile birlikteyiz. Network girişimli depolama çözümlerinden, yani NAS cihazlarından bir tanesinin kurulumuyla ilgileniyoruz. 2 GB sistem belleği ve 4 çekirdek işlemcisiyle birlikte 2 adet boş depolama alanına sahip olan bir kutudan bahsediyoruz. $2500 gibi bir fiyatı var. İçerisinde mevcut olarak 4 artı 4 terabayt hard disklerimiz mevcut. Cihazı kurup çalıştırdığınızda ve modem ağınıza bağladığınızda otomatik olarak TCP protokolü ile bir API alacaktır. Bunu bulmak için kendi QNAP Finder uygulamasını veya herhangi bir ağ tarayıcı, scanner, net scanner tool'ları kullanabilirsiniz. Arayüze girdiğiniz zaman ilk başta siz disk havuzu oluşturuncaya kadar uygulamalar kurulamıyor. Halihazırda eğer zaten kullanıyor iseniz veya alternatif markalar olan Astor veya Zaxxel gibi NAS ürünlerinde de bu çeşit uygulama mağazaları görüyor olacaksınız. Burada çeşitli kullanışlı araçlar gerçekten var. Mesela cep telefonundan erişebildiğiniz ve SSL üzerinden çalışabilen dinamik DNS ile cihazınıza bağlantı kurabileceğiniz ve yine burada WordPress, Joomla gibi farklı ortam yazılımları, Plex medya sunucusu gibi birçok yazılım var. Bu da cihazı kullanma amaçlarınıza göre kullanabildiğiniz büyük bir ekosistem aslında. Son derece iyi. Ve bu yüzden aslında makine biraz pahalı. Tabi Türk lirasına çevirdiğimizdeki 30 kat pahalılık ayrı bir konu ama şu özelliklere rağmen
fiyatı dışarıdan alabileceğiniz bir sunucuya göre daha ekonomik olabiliyor. Tabii sistem kaynağı olarak biraz düşük seviye kalacaktır. Ama buradaki işlemleri yapabilmesi, bulut entegrasyonu yaparak çeşitli bulut servislerine de bu cihazın yedeğini alabiliyorsunuz. Yine üzerine dahili yazılımsal bir güvenlik duvarı da mevcut. Hatta eğer statik IP kullanan bir internet ağına sahipseniz, modeminizden port açarak VPN özelliğini de kullanıp ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan bu cihazın da VPN sunucusu olarak çalıştığını, buradaki Q-Link bulut senkronizasyonu veya benzeri uygulamalara erişmenizi de sağlayabiliyorsunuz. Bu bağlamda incelemenizi tavsiye ederim. Cihazımıza dünyadan erişebilmek için MyQNAP Cloud Link aracını kurabilmek için bir disk bölümü oluşturmak gerekmekte. Yine aynı şekilde burada bir bildirim merkezimiz var ve hatalı giriş yapma durumlarını herhangi bir sorunu uyararak bize bildirmekte. Disklerimizde ne tür bir görev olup olmadığını veya direkt uygulamaların olduğu depolama ve anlık görüntü sisteminden veya kontrol paneli içerisindeki disk kısmından inceleyebilmekteyiz. Şimdi buradan sistem bölümüne gidelim. Burada özellikle depolama kısmına bakmak gerekiyor. Depolama ve anlık görüntü sisteminde şu anda bir depolama görüntünüz var mı? Bakalım. Birim yok diyor. Ama iki adet diskin bağlı olduğunu da bize gösteriyor. Seagate 4 TB sabit disklerimiz 6 saattir yaklaşık açıkmış. IronVault kullanıyorsanız bunlarda kurtarma garantisini dahil edebiliyorsunuz. Smart verilerini yine izleyebiliyoruz ve hızlı veya uzun süreli testler gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi disk üzerinde sanıyorum bir havuz oluşturmamış. Bunu anlamak için buradan bir uygulama yüklemeye basacağım ve kurup kuramadığını göreceğim. Bakın. Uygulamayı kuracak bir depolama alanı olmadığını söyledi. Bu yüzden depolama havuzu yok diyor. Öncelikle bir depolama havuzu oluşturmamız lazım. Depolama havuzu oluşturmak için ilerleyelim ve ne tür bir RAID kullanacağımıza karar verelim. Bizim cihazımızda 4 GB hafıza olmadığı için bu sistemi kullanmayacağız. Çünkü ön bellekleme özelliğinden çok iyi faydalanamıyoruz. Bu yüzden bu özellik kapalı bir şekilde devam ediyoruz. Burada depolamaya dahil edeceğimiz diskleri seçiyoruz. RAID tipini 0 yani ikisini birbirine ekleyerek 7 TB, 1 Mirror Duplicate yapabiliyoruz. Hazır yedek diskimiz bu konfigürasyonda yani bu cihazdaki 2 adet sürücü ile gerçekleşmediği için biz güvenliğe ve performansa önem vereceğimiz Mirror modunda ilerleyeceğiz. Alan tahsisimizde %80 uyarı eşiğik olmuş. Tamam diyelim. 100 GB'lık bir alan rezerve ediliyor. Bu işlem saatler süreceği benziyor. Genelde 4 TB'lık diskin biçimlendirilmesi 6 ila 8 saat arasında sürebilir. Ne yazık ki Windows'dan bildiğiniz o hızlı biçimlendirmeyi RAID işleminde sağlamıyor ve baştan aşağı low level format atar gibi diskleri kümeliyor. Verileri depolamaya başlamak için yeni bir birim oluşturun diyor. Birimler alan tahsis edilirken genişleme ve kesintisiz sistem çalışmasındaki boş alanlarda kullanılabiliyor. Evet, şu anda bizim birimimiz eşitleniyor şeklinde gözükmekte. Şurayı genişletebiliyor muyum? Henüz genişletemiyorum. Ama üzerine tıklarsam o ortalama hızda 8 saat
Önce servis düşük hızda 121 MB saniye ile iki diskim aynı anda taranarak bir nevi biçimlendiriliyor. Otomatik geri kazan RAID 1 grubumuz var. Bu ayarı etkinleştirmek gerekiyor demiş ve o zaman etkinleştirelim. Her gün gece saat 02'de yapıyor. Bunu da planlayalım. Mesela cumartesi günü sabah 6'da yapsın. Önce yeniden eşitleme yüksek hıza açarsak çok daha iyi bir hıza geçiyor olacak. Aradaki farkı da böylece sizlerle de görmüş olduk. Düşük hızda 16 saat, normal hızda 8 saat. Ayrıca bu sistem üzerinde sanal ortamlarda çalıştırılabiliyormuş. Gördüğünüz gibi bunları ayrıca lisans alabiliyoruz. RAID grubumuzun eşitlemesi 7 saat 43 dakika diyor. 136 MB saniye ile çalışıyor. Bu esnada bir enerji kesilmesi gerçekleşirse süreç duruyor. Süreç durduğu için sil baştan başlıyor. Biz de o yüzden mümkün olan en kısa süreyi seçiyor ve yaklaşık 12 saat sonra uygulamaları yükleyebilir hale gelmesini istiyoruz. Burada özellikle gelişmiş ağ sistemlerini görüyoruz. Cihaz açıksa açılıyor, kapalıysa kapatılıyor. Varsa yazılım güncellemesi de yapılabiliyor. Güncellemeleri aylık yapmak yeterli olacaktır. Yine sistemin ayarlarını yedek alabilmekteyiz. En fazla 30 bağlantı yapılabiliyormuş FTP üzerinde. Günlük merkezi bize cihaz üzerinde yaptığımız her işlemi raporluyor. Fanlar güncellemesi alıp almadığını, fan kontrolünün neye çevrildiği, RAID'in nasıl oluştuğu, uygulama yüklerken oluşan hatalar gibi birçok detayı burada tutuyor. Parola deneme hatalarını, bağlı olan kullanıcıları vesaire. İzin kısmında oluşturulan kullanıcılara dosya ve paylaşım klasörlerini yazma ve okuma yetkilerini düzenleyebilmekteyiz. Yine aynı şekilde WinMac, Linux, Windows, Unix gibi bütün işletim sistemlerinde çalışabilen paylaşım alanları oluşturulabilmekte. RAID grubumuz 7 saat 48 dakika sonra hazır olacak. Biz bu esnada uygulama merkezinden uygulama yükleyip yükleyemediğimize bakalım. Java diye var. RAID grubumuzdaki eşitleme işlemi devam etmekte. 30 dakika kalan süre var. Bu İşlem tamamlandıktan sonra depolama birimleri kullanılabilir hale gelecek ve üzerine yazılım kurabileceğiz. Sistem içerisinde henüz depolama havuzumuz hazır olmadığı için paylaşım klasörü oluşturamıyoruz. Birim yok gözüküyor. İşlem bittiğinde burada birim gözüküyor olacak. Bu esnada sadece kullanıcı ekleme işlemleri yapabilmekteyiz. Kullanıcılar ve kullanıcı gruplarını yöneterek gerekli izinler ayarlanabilmekte. Söylediğim gibi bu makineyle bir web sayfası barındırabilirsiniz. Mesela PHP ini bakımından
burada ve sunucusu özellikleri mevcut. Windows Domain kontrolleri de yapılabilmekte. SQL veri tabanı oluşturulabiliyor. Yine antivirüs sisteminde mevcut. Reduce, TFTP ve NTP gibi farklı opsiyonlar da yer alıyor. Ağ geri dönüşüm kutusu sayesinde silinen bir şey Recycle isimli bir klasörde toplanır ve depodan tamamen silinmez. Daha sonra yetkili bir kullanıcı dosyaları kontrol ederek bunu manuel olarak silebilir. Arka plan görevimiz tamamlanmış ve bildirimimiz read as tamamlama sona erdi şeklinde karşımızda. Artık havuzumuz hazır olduğu için burada yeni bir paylaşılan klasör oluşturabiliriz. Bildiğiniz kaynak izleme monitoring aracı. Komple sistemde güncelleme yaptığımızda gerekliyse yeniden başlatmasını onaylıyoruz. Evet, cihazımızı yeniden başlatmaya onay verebiliriz veya bekleyebiliriz. Bu sayede oluşturulan depolama havuzları da kaydedilmiş olacaktır. Disklerimizin havuz birimlerinde bir kesinti olmadan devam ediyor olacağız. Uygulamalar için ayrı bir havuz da oluşturabilirdik ilk başta 2 GB'lık kadar ama biz 100 GB'lık sisteme ayrılmış bölüm oluşturduğumuz için birçok alt hizmet ve app kurulmuş. Şimdi bunlar sırayla güncellenerek reboot edilecek cihazımız. Sistemdeki fanı sessiz ayarladık 900'de 1. Sıcaklık, RAM ve CPU kullanımımız ideal. Zaten şu an yük yok. İşte asıl MyCloud Link uygulamasını istiyoruz. İsterseniz içerisine torrent istemcisi bile kurabiliyorsunuz. Sıralı okumalarda fena değil. Işık uyarısını havuzda değil alt birimde oluşturuyoruz ki böylece gerçekten %80 dolduğu zaman bize uyarı yapabilirsin. Evet, artık cihazımız bulut bağlantısıyla bir mail hesabına bağlanıp tüm dünyadan girişilebilen bir link ile kullanılabilir. Ve bu videomuzda da QNAP'lere kısaca bakmış olduk. NAS cihazlarının bu tür özellikleri de mevcut. İzlediğiniz için teşekkür ederek başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.